Yani ritmi şu şekilde çalacağız biz. Yavaş şekilde. Son, 2, 3, 4. Bu hızlı olacak. Çünkü yavaş bir şarkı olduğu için bu tempoda olacak, daha yavaş. Deneyelim bir. Evet, çok güzel. Kapatmalara dikkat ediyoruz. Ritmi sayıyoruz. Ritmi karıştırmamaya çalışıyoruz diğer ritimlerle. Şimdi şarkıyı, Elfide şarkısını tekrardan baştan alalım. Bir söylemeye çalışalım. Ondan sonra hatalar olursa üzerine tekrardan konuşalım. Evet, sendeyiz. Evet. Evet. Gayet güzel. Zaten hatanı kendin gördün. Orada bir akor yanlış bastın orada bir tane akoru. Mi majör bastın değil mi? Orada bir mi majör vardı. Şöyle bir şey yapmışsın. Bu çok güzel bir şey. Bunu takdir ediyorum. Ben bu şarkıyı sana mi'den vermiştim. Ben sana Oradan da mi... çalıp diyorum. Evet. Ben sana mi'den vermiştim. Sen şarkıyı çok güzel anlamışsın bu transpoze konusunu. Ve şarkıyı la'ya çekmişsin. Bu harika bir şey, harika bir gelişme. Çünkü ben bunu sana söylemedim. Daha önceki derslerde bunu anlatmıştım sana zaten. Hem mi tonundan hem la tonundan şarkıları hani kısaca transpoze etme konusunu anlatmıştım pratik olarak. Tabii detaylı şekilde bu konuya girmedik ama anlatmıştık. Sen bunu harbiden güzel kavramışsın ve mi tonundan olan şarkıyı la tonuna yapmışsın. Buna çalışmışsın. Tebrik ederim. Gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim hocam. İki ton arasında hani geçişleri yapabiliyorum. Daha önceden de hani hangi akor yerine ne alacağını siz kısaca bir söylemiştiniz. Artık ona dayanaraktan, kulağıma dayanaraktan biraz da hesap yaparaktan kaç ses düştüğümü göre akorları bulabiliyorum yani şu anda iki ton arasında. Valla süper, süper. Çünkü şöyle bir şey var Ergün hocam. Ben şarkı verebilirim, şarkı çalıştırabiliriz derslerde tabii ki de ama her şarkıyı da ben mesela şey yapamam, transpoze ettiremem. Yani her şarkıyı da mesela kişinin ses sonuna göre yazdıramam tabii ki de. Bunu anca derslerde mesela canlı olarak görebiliyorum. Onun dışında gün içinde siz nasıl çalışıyorsunuz zaten bunun farkında değilim. Ama biz mantığını anlatıyoruz. Yani çalışkan bir öğrenci zaten senin gibi. Kesinlikle o şarkıyı mesela o an hangi tondan söylemek istiyorsa transpoze edip çalabilir. Bu çok güzel bir şey. Bu zaten artık sizin elinizde. Ben yol gösteriyorum, örneklerini veriyorum. Böyle yaparsın, böyle yaparsın. Bu akor bu olur gibi anlatıyorum ama geri kalan artık sizde oluyor. Bu çok güzeldi. Ritim de çok güzel. Ritim hiçbir şekilde şaşırmadım. Sadece birkaç yerde kusur var. O da şu an eminim. Eminim. Hocam ben normalde daha iyi çalıyorum ama derse gelince karıştırıyorum diyeceksin. Değil mi? Hocam normalde ben daha kötüyüm. Burada daha iyi çaldım.
Şimdi tam tersi mi oldu diyoruz? Şaka yapıyorum tabii ki. Yani bu Evet. şarkıyı severek çaldığım bir şarkı zaten. Dediğim gibi oradaki Y yerine E'yim için bastım şu anda bilmiyorum. Herhalde daldım gittim. Şarkının büyüsüne kaptırdım herhalde. Şeyden oluyor Ama işte bunu bu. dinleyiciler anlamıyor. Siz anladınız hocam. Bu ders heyecanından oluyor. Ergün hocam çok güzel. Hatta aynı ritimle de ben sana Kenan Doğulu'nu Tutamıyorum zamanlı şarkısını da vermiştim. Bunu da aslında dinlemek isterim eğer sen de çalıştıysan eğer. Akorlarını çok iyi hatırlayamayabilirim hocam. Ya çok şey yaptım da hepsine baktım, çalıştım. Yani ritmi çalışmak için çalıştım ama akorlarını aklımda tutamadım yani şu anda. Tamam. Arkasında bir de küçük bir sanat müziği vardı. Yıldızların Tamam. altındaydı galiba. Evet, 6. ritimde öyle bir şarkı var. Alt Doğru. ritim. Doğru, altıncı ritimdeydi. Tamam. Şimdi Aynen. Onu şurada geçmeyelim. bir dipnot olarak söyleyeyim. Tutamıyorum zamanı şarkısı da mesela La minör. La'dan girdiğim zaman şarkı biraz tiz olabiliyor. Tamam mı? Bunda mesela sen ne yaparsın? La'yı alırsın, mi'ye çekersin. Oradan söylersin. Mesela çok fazla bağırmana gerek kalmaz. Akorları yine ona göre transpoze edersin. İşte La minör yerine Mi minör. Re minör yerine La minör. Mi majör yerine de Si majör yedili basarsın. Ve bu şekilde şarkıyı çalabilirsin. Yine aynı ritimde. Üçüncü kapatmalı ritmimizde. Evet, o şarkıları zaten çalışıyorum. Yani repertuar hazırlığı yapıyorum böyle ufak ufak. Sıraya diziyorum. Ya boş kaldıkça hepsini çalışıyorum. Çocuklarla beraber çalıp söylüyoruz. Harika. Bayağı bir şarkı biriktiriyorum. Ama o nedense o şarkıdaki akorlar bana böyle beni çok doyurmadı ya. Sanki orada başka bir şeyler arıyor sanki şarkı. Ya çok fazla akor yazabiliriz bunlara. Yani Evet. şarkılara çok fazla akor yazabiliriz. Biz şu an Çalabileceğimiz durumda genelde aynen üzerinden çalışıyoruz. şu an yaptığımız Çalabileceğimiz. şey öğrendiğimiz temel akorları şarkı içinde kusursuz hale getirmek. Öğrendiğimiz ritimleri basabildiğimiz en kolay akorlar ve geçişlerini zorlanmadan yaptığımız akorlar üzerinde oturtturmak. Yani ritim duygumuzu, işte şarkı söyleme kabiliyetimizi ilk önce en basitten geliştirmek. Çünkü biz karışık akorlar yazdığımızda mesela 3 akorluk bir şarkıya mesela 10 tane akor yazabilir miyiz? Yazabiliriz, ekleyebiliriz. Bunu zaten yapacağız. Mesela daha ileri seviye olan derslerimizde mesela bunu yapıyoruz. Çok farklı akorlar yazıyorum. Mesela şimdiye kadar sizin görmediğiniz akorları mesela yazıyorum. Veriyorum. Onlara çalışıyoruz, onları anlatıyoruz. Mesela normal mi minör bile akoru basmıyoruz o şarkılarda. La minör hiç natural olarak basmıyoruz. Belki şimdiye kadar görmediğin akorları mesela kullanıyoruz o şarkılarda. Ama bunun nasıl bir süreci var? Bunu öğrendikten sonra, bunları öğrendikten sonra iyice akıcı hale getirdikten sonra yavaş yavaş akor türetme konusuna geçeceğiz zaten. Bunlar olacak şeyler. Ben Hepsinin bazen kendim. Buyur hocam. evet, hepsinin aslında bir yeri zamanı var. Hani az önce dersin başında demiştim ya. Ben sana mesela P parmağını üst 3 telde kullan demiştim. Mesela bunu geliştir dedim çünkü ileride karşımıza çıkacak dedik. Bak aradan tam 1 ay geçti. Tam 1 ay geçti bugün buna çalışacağız dedim. Mesela şarkı içinde ara solo çalışacağız dedim. Pat karşımıza çıktı. Mesela. Hepsinin bir yeri zamanı var. Şimdi o egzersizleri mesela şarkı içinde ilk başta uygulasaydık birinci ayda başarısız olacaktık. Çünkü parmak kabiliyetimiz o an onu yapma becerisine sahip değildi. Ama artık bu beceriye sahip ve şarkı içinde kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Barıyla akorları da öğrendik 2 ayda. Kullanabilir miyiz? Kullanırız. Hiçbir problem yok. Evet. Evet sen değil mi? Bir şey diyordun. Ben unuttum hocam ya, sizi dinliyorum böyle. Ne diyordunuz? Ha, ben şey diyecektim ya, o arada ben kendim yedili akorları keşfettim de bazı akorlar üzerine, mesela la yerine mesela 7 basıyorum. E yerine E minör yerine orada E7'yi basıyorum, daha güzel tınlıyor. Böyle duymak istediğim daha çok veriliyor sanki. Böyle kendimce bir şeyler bir çalışıyorum. Mesela şunu yapıyorum. Şunu yapıyorum. Mesela bu zaten E'nin şeyini vermişsiniz. Barış Manço'nun Kara Sevdası'nda var mesela. Evet. Orada var. Bunları katıyorum, ediyorum.
şekilde kendim de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Bu çok güzel zaten. Yani kişi her zaman şunu söylerim. Biz anlatırız, geçeriz. Evet, derslerde ben zaten elimden geldiğince anlatıyorum, gösteriyorum. Daha çok ders yapacağız ama bu iş aslında öğrenen de bitiyor biraz daha. Dün akşam saat 10. O kadar çok şarkı çaldım ki öğrendiğim şey akorlarla. Yani Ravi İncegöz'den Şekeri çaldım. Ondan sonra Hüsnü Şenlendirici'den bir şarkı çaldım. Ya baktım hepsini çalabiliyorum neredeyse böyle artık. Evet. Aynı akor yürüyüşü üzerinden. Evet, Çok aynen hoşuma öyle. gitti yani. Çok güzel. Zaten bizim de amacımız bu. Hani ne dedik? Mesela kaç tane ritim öğrettik şimdiye kadar? Bayağı 20'ye yakın ritim öğrettik mesela 2 ayda. Bu ritimleri, ondan sonra gösterdiğimiz akorları, bar ile akorları artık 5 tane şarkı çaldın diyelim. O 5 tane şarkı daha sonra sana 35 tane şarkı getirecek. 5 tane şarkıyı doğru çalınca. O 35 tane şarkı sana 300 tane şarkı getirecek gibi. Çoğalıyor. Evet. Şimdi. Hatta o repertuarın içerisinde şey vardı. Kibareli bir tane şarkı vardı. Özellikle ona çalıştım. Çok da güzel oldu ya. Neredeyse sen var ya bir türkü. Evet. O da çok güzel. Evet, çok Orada da güzel. sis minör var. Sol, majör var. Evet. İki tane kareli var. Bak Yani mesela. o Şöyle bir parça da şey bence diyeceğim. yavaş yavaş barelere girmek için iyi bir parça. Evet. Aslında bak Ergün hocam. Geçen bir tane öğrencimle de aynı muhabbet oldu. Bak şimdi çok güzel bir önemli detay vereceğim sana. Şimdi biz la minör, re minör, mi minör ya da dur. Az önce Elfi'de şarkısını çaldık. Oradan örnek vereyim. La minör, re minör, sol majör ve la minör akorlarını kullandın, değil mi? Evet. Şimdi bunları nasıl kullandın sen? Baresiz kullandın. Evet. Bu aslında bu şarkıyı da sen bareli olarak çalabilirsin, bareli akorlarla. Şimdi la minör gördün diye bu baresiz akor değil ki. 5. pozisyonda la minör basmayı öğrendik mi? Mi minörden akor türettik mesela. Mi minörden akor türettik. La minör akorunu bulduk mesela 5. perdede. Mi minör pozisyonda şu şekilde geldik, hop. La minör oldu. Sen Elfi'de şarkısına sen buradan da girebilirsin. Bu şekilde de barelerini geliştirebilirsin. İlla bareli akor dediğimizde mesela şey olmayacak. Si minör olmayacak. Do diyez minör olmayacak. Fa diyez majör olmayacak atıyorum. Ya da si bemol majör olmayacak bareli akor basmanı gerektirecek bir durum olması için. Anladın mı? Yani sen baresiz kullandığın akorları la minör, mi minör, re minör bile çalsan tamam. Bareli şekilde la minör, mi minör, re minör, mi minör. Bareli şekilde çalabilirsin. Geçen akşam o hani caddelerde rüzgardan bahsediyorduk ya, siz diyordunuz nereden çıkardın, nereden çıkardın. Orada mesela hani la minörle başlıyor. Evet. Caddelerde rüzgar, aklımda aşk var. Sonra bir alta iniyorum. Gece yarısında. Sonra buradan bir önceki perdede C pozisyonuna basacağım. Oradaki mi majörü. Evet. C pozisyonuna basabilirsin. Yani C Orada pozisyonu derken bir pozisyon yaptı bana ya açıkçası. Do majörden mesela türetebilirsin. Yani Do majör türevinden Mi majör pozisyonu basabilirsin. Ya da Mi majörü orada açık basabilirsin mesela baresiz. Majör en başa gidip mi? Evet. Bunu da yapabilirsin. Bu senin tercihinde Olabilir. kalmış bir şey. Ama benim tercihim la minörü, re minörü 5. perdeden basıyorsan eğer bareli olarak mi majörü de artık alış bence. Çünkü sen bugün bundan kaçarsan bir ay sonra senin karşına yine çıkacak. Bir ay sonra yine kaçarsan 2 ay sonra karşına çıkacak. Yani bu akordan senin kaçışın yok. Bu illa senin bir yerlerde karşına çıkacak. O yüzden bence bu akoru görünce mi majörü işte zor diye Do majörden türetilen akor kalıbı zor diye bu akordan kaçarsan öğrenemezsin. Bunu bana mı söylüyorsunuz hocam? Evet. Bence kaçar mıyım sizce? Ben kaçar mıyım? Bence kaçmazsın ama niye böyle bir şey düşündün? Zor değil mi? Zor değil. Doğrusunu önce öğreneyim dedim. Ondan sonra üzerine gitmek için aslında da. Hani biraz da vakit olmadı aslında çalışmaya. Diğerlerine çalışmaktan. Bir de şunu öğreneyim ben sizden. Hani bu dördüncü, beşinci, altıncı perdelerde diyelim ki barele bir şarkı çalıyorsunuz. Pat diye girip birinci perdede onun açığını bastığınız zaman böyle farklı sırıtan bir son ve yatında mı oluyor mu? Ya şöyle bir şey olur, tamam mı? Bak şimdi.
Yedin, Tamam. Kapat şimdi. yedinci. Bak şimdi. Mi minör, re majör, do majör, si majör yedili yapacağım, tamam mı? Şimdi ben mi minörü 7. perdeden basıp re majörü gidip açık pozisyonda basarsam biraz sırıtma olabilir. Hafif bir tadı kaçar, rengi kaçar. Kaçabilir. Kesinlikle. Yani mi minöre yakın re majörleri kovalayacaksın mesela. Aynen sıcak, yani çok sıcak bakmıyorum onu yani. Yani 5. 6. perdelerden çalıp da açık basacağım diye 1'e gitmek. Tamam, belki aynı akor doğru. ben bu Ama dediğim gibi şekilde yani, önce yani. benim kulağıma zaten aykırı geliyorsa Hı. zaten olay bitmiştir yani. Bunu artık ne bileyim, o senin artık duymak istediğin seslerle alakalı bir durumdur. Yani çok sık şarkı çalmakla alakalı bir durumdur. Sık akor geçişleri yapmakla alakalı bir durumdur. Hani Bence değil hocam ya, kendi fikrim benim. evet. Mi minör mesela buradan tınlayıp re majörü buradan açık pozisyonda tınlatıyorsan, sana hoş gelmiyorsa onu yapma. Mi minöre yakın bir pozisyonda re majör bul. Bunları da öğrettik zaten. La majör pozisyonundan akor türettik, re majörü bulduk. Do majör pozisyonundan akor türettik, re majörü bulduk. Mi majör pozisyonundan akor türettik. 9. perdede, pardon, 10. perdede re majörü bulduk mesela. Gibi. Anladım. Tamam. Tamamdır hocam. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Dördüncü ritmimiz var. Dördüncü ritmimize bakalım. Kıraç'tan gidiyorum ve Haluk Levent'ten de Aşkın Mapushane şarkısını vermişiz. Evet. Bunları çalışacağız şimdi. Şey bildim. Evet, buydu.